Tabii bu evde ilk defa görmez. Ben hocam. Değil mi? Müzik aleti varsa şimdi. Var var zaten. Şimdi gitar kuşları var. Yıllar şimdi. Yani böyle bir masakımız var. Piyano falan düşünüyoruz. Şu piyanomuz var. Şuradaki sırda. Bunlar söylemesi, fikirler bana ait, uygulama dememize ait. Bir de bizim burada memur arkadaş. Değil mi? Kalacak mı? Allah devlete zeval verdin. Teknolojik gelişmeler. Çocuklara bir idol verelim. Yani bir idol bir genç olsun. Ozan Bey, hocam burada mı gidiyor? Hello, how are you? My uncle. Foundation has changed part of our territory. Okay. Sure. Sen bu işte bana en fazla mimari işlerse, buranın itibar ben mimari çizimi yapıyorum. Ya dersin, mimari. Mimari, hızımız. Tamam da adını da geçemeyeceğim çünkü bütün mimari çizimi. Hatta şimdi biliyoruz bak o şey ışık, huzur, görsel. Hayır bu renkler, işte, renkler, hafızayla güçlerin renkler. Bütün bu hesap. Mavi oda niye bu mavi? Bunun bir konsepti var. Yani şimdi biz burada az önce anlattım ya, üniversite öğrencisi ise bunlara burs kredi verebilir mi? O krediyi geri ödemiyor. Yani bir düzenleme yaptık bahçeyi. Nerede yapmaya devam ediyoruz çünkü hava işe girdiğimiz için. Televizyonlar, şunlar, bunlar, bu şey, bunlar, her şey. Geliyor 5-6 ay içerisinde Allah'a şükür. Bu işleri bitirdik. Evet, o demek ki kütüphanenin hali buydu. 3-4 tane dolap. Bu. Buradan geldiğimiz noktayı yön baştan gösteriyor bunları. Sakın daha Ünye Gençlik Merkezi müdür olarak 11 aydır burada görev yapıyorum. 11 aydan bu yana burada ne vardı, ne değişiklikler yaptık? Kurumumuzu ne hale getirdik? Buradaki hangi kurslarımız var? Gençlerimiz buraya hangi amaçla gelmeli? Bu konuda daha önce yerel basınımıza bir tanıtım yapmamıştık. Fizik yapımızı bütün bunlara müsait hale getirince artık çevremizi yavaş yavaş iyice tanımaya başladık. Şimdi yerel basınımızla beraber Ünye'mizin her köşesine, Ünye Gençlik Merkezi'nin şu anda fiziki durumu nedir? Orada neler yapılıyor, neler yapılabilir? Gençlerimizin ilgisine, alakasına, isteklerine, biz onlara ne sunabiliriz? Bu noktada bir tanıtım yapma açısından sizleri davet ettim. Çok teşekkür ederim, geldiniz. Yapımızı dolaştık, daha bahçemiz var, orada dolaşacağız inşallah. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada düşünebildiğiniz 7 ile 26 yaş grubu gençlerimizin neye ihtiyaçları varsa, neye ilgileri varsa veyahut da biz onlara bu fiziki yapı altında ne onların ihtiyaçlarını nelerini karşılayabiliyorsak veyahut da şu an için karşılayamasak ileriye yönelik nelerini karşılayabiliriz noktasında burada faaliyetler yapıyoruz. Şu anki yapıyoruz ama şu an mı yapıyoruz? Şu anda 40 civarında kursumuz var burada. Matematik kurslarımız, fen kurslarımız, basketi, voleybolu, badmintonu,
zeka oyunları, satranç, nasıl? Resim, ebru, gitarı, piyanosu, yani toplamda robotik kodlaması, toplamda şu anda 40 civarında kursumuz var. Tabii kurslarımız ara sıra bitiyor, yenisi açılıyor derken bu süreç, bu döngü sürekli böyle yılın 12 ayı yaz, kış demeden bu devam edecek. Onun için atölyelerimizi, sınıflarımızı, işte çevremizi sizlere gösterdik ki gençlerimiz, şimdi belki bu mahalle yakın Bayramca Mahallesi olsun, Lisan Mahallesi belki burayı biliyor ama daha diğer Atatürk Mahallesi'nden, işte Feşakma'dan bilmeyenler vardı. Onlar da sizin sayenizde burayı öğrenecekler. Ve buradaki gençlerimizin yani okul ve evdeki zamanlar dışında buradaki bu etkinliklerden faydalanmasını istiyoruz. Buraya günübirlik gelebilirler, var olan kurslarımıza dahil olabilirler. Tabii onların talepleri doğrusunda 12'şer kişilik gruplar oluştuğumuz zaman bir hoca baştan atayarak ne yapıyoruz? Yeni bir kurs açıyoruz. Bu şekilde bu döngüyü devam ettiriyoruz. Yani böyle bir çalışma içerisindeyiz. Onun dışında günübirlik çocuklar buraya basket oynadığında, voleybolda havalar ısındığı zaman bahçemizde ki hemen dışımızda göreceksiniz basket, voleybol şeyimiz var, dış sahamız var. İşte dışarıda gelen masnesi, dış saha masamız var. Yani çocuklar bahçelerimizden de hem velilerimiz hem çocuklar faydalanacak bir fiziki yapı haline buraya getiriyoruz. Ki geldi de hemen hemen bitmek üzere. Seramız var. Serayı da artık hemen hemen bitti. Toprağın içine koyduk. Yakında dikimleri, ekimleri yapacağız. İnşallah bir sonraki toplantı yazı yaparız. Bizim kendi ektiğimizi, domatesimizi, biberimizi, patlıcanımızı burada bir şekilde hep beraber değerlendiririz. Burası bir okul gibi düşünmeyin. Burası sayı devamlı oynaktır. Kurs bazında baktığım zaman işte 40 civarında kurs olduğuna göre bir de günübirlik gelebilenlerle beraber haftalık 2000-2005 civarında giriş çıkış var. Her giren, bilmiyorum sizden kimi okuturuz mu, her giren çıkan arkadaşımızı veli olsun, öğrenci olsun, arkadaşı sistemden kimlik kaydı var, giriş çıkış yapıyor. Bu şekilde resmi olarak da bunların giriş çıkışları belli oluyor. Yani buradan kimler yalanı deyince 7 ile 26 yaş grubuna biz hitap ediyoruz. Devlet diyor ki 7 ve 26 yaş grubu boş zamanlarında işte sok bayağı tehlikeli, çevre tehlikeli. İşte bu tehlikeli çocuk hem ondan kurtulmuş olsun hem de yeni bir şeyler öğrensin diye bu fiziki yapıları oluşturuyor. Yani güzel bir konsept. Türkiye'nin her tarafında gençlik merkezleri hemen bayağı hızlı bir şekilde oluşmaya devam ediyor. Bu amaçla kurulmuş ve amacına uygun biz mümkün olunca buradaki faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. 7-26 yaş grubuna hitap ediyoruz da bunun içinde ne var? Bunun içinde her şey var. Hayatın içinde ne var? İşte burada bizim aşağıda gördüğümüz kedilerimiz vardır. Yani Türk buraya geldiği zaman kediye dokunmaktan korkan Türkler var. Bir hayvanla buluşsun, bir hayvan sevgilisi. Dışarıda sera yaptık, çocuğumuz toprakla buluşsun. Çocuğumuz teknolojiyle buluşsun. İşte robotik kodlamada al da deneye atölyelerini oluşturmaya çalışacaklar. Bilişimi, teknoloji, müzik, sanat, edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, düşünce, hayatta ne varsa 7-26 yaş grubunda hepsine hitap edilen bir fizik yap burası. Yani burada amacımız derece yapmak, şu yapmak, bu yapmak değil. Sadece çocuklarımızı eğitmek. Sadece bak spor yönünden bakın, bir spor salonumuz var. Baktığınız zaman bir de gençlik sporla burayı karıştırıyor. Tabii spor salonunda ne yapıyoruz? 16 tane basketbol kursumuz var. Belki gençlik spordan da belki de fazladır. Yani hafta her kurs hafta 3 defa geliyor. Yani haftanın 7 günü bizim spor salonumuz full doludur. Ama spor bizim %10'umuz dahi değil yani burada yaptığımız aktivitelere baktığımızda. Yani onun için gençlik sporla karıştırma amacımız burada derece yapmak değil, çocuklarımızı eğitmek. Derece yapan hadiseler de var. Nasıl hadiseler var? Türkiye satında bizim de buradaki üyede gençlerimizi içine dahil ettiğimiz müzik yarışmaları, edebiyat yarışmaları, kültür ve sanat yarışmaları bunlar da var. Yani bu mesela geçen sene neydi? Bu akıl ve zeka oyunları. Akıl ve zeka oyunları. Üniversite yarışmalarında katılmıştık ya, bir grup bölgeden çıkmıştık. Bilgi yarışmaları. Tabii bilgi yarışmasında bizim üniversite gençlerimiz, bizim üyede gençlik merkezi adına yarıştılar. Yani bölge birisiydik. Yani bu tür organizasyonlarımız da var. Yani bu mesela en son giren bilgi yarışması yeniden olacak. Yani ama amacımız burada bu bilgi yarışmasında derece yapmak, şu yapmak böyle değil. Ne kadar çocuğumuzu gençlik merkezinde buluşturup ne kadar buradaki imkanlara faydalanabilirsek bizim esas başarımız burada saklı. 7 ve 26 yaş grubuna yaz döneminde bizim doğa kampları ve deniz kampları olmak üzere iki tür kampımız oluyor.
Deniz Kampı'na 10 ve 15 yaş arası gençlerimiz, Doğa Kampı'na 15 ve 26 yaş arası gençlerimiz katılıyor. Türkiye'nin 81 bölgesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamp alanları var. Öğrencilerimizi biz buradan liderler olarak alıp kamp alanlarına getiriyoruz. Öğrencimiz bir hafta boyunca orada bakanlığımızın tesislerinde tamamen ücretsiz olmak üzere bütün faaliyetlerden yararlanıyorlar. Böyle bir uygulamamız da var ve günübirlik gezilerimiz de var. Dün mesela 20 öğrencimizle Hoynat, Yasan Odası oralardaydı. Günübirlik gezilerimize de gelip katılabilirler. Bütün gençlerimizi gençlik merkezimize bekliyoruz. Şimdi suya batmaz var ya bizim Asım sağ olsun. O bayağı koştu bu işin. Buraya yüzü getirmişler. Yok, dolmuş yok. Ulan bırak yaya yolu. Şimdi şu mahalle şuradan şuraya geçemezse şu çabuk.